Bugün bilgisayarın başına çok geç oturabildim. Topluluk kısmında böyle bir anket yaptım. Çoğunluk bugün iptal, yarın gelsin ama bir saatlik kariyer olsun derken Alp gibi düşünenler de vardır diye bugün de videosuz geçmek istemedim. Yarın da uzun video yapmaya çalışacağım. Bugün 2K'de yeni bir haftanın başlangıcı, yani bu ne demek, bedavadan ekstra 2500, dünya rekorunu kırabilirsek de 1 milyon VC demek. Yok abi, ben bırak dünya rekorunu, şu sağ üstteki hedefi bile tutturamıyorum. Berbat bir sürücüyüm ya. Gerçekten bunu oynayanlar en kısa kaç yaptı yazarsa sevinirim. Gerçi süre önemli değil, VC'yi aldık da. Baksana 1.39 nasıl yapabiliyorsunuz lan burada? Amacım bir an önce top hakimiyetini 70-75 seviyelerine çıkarmak. Çünkü hani 70'i geçtikten sonra çok güzel animasyonlar açılıyor. Onları alacağız. Mesela fullemek istediğimizde 62.000 mi? Ne dedik, bu yıl kariyerde inch by inch, play by play, santim santim hocam. 2200'lük geliştirdik. 66 oldu top hakimiyet. Şimdi sınırsız ekstra mavi bar istiyorsak burada farklı antrenmanlar yapmamız lazım. Çünkü staminamız 99, bütün vücut tiplerini de açtık. Normalde ben koşu bandı yapıyordum, boks yapıyordum, squat barfix yapıyordum. Ama farklı antrenmanlar yapmamız lazımmış. Bu sınırsız Gatorade boost'u için 12 tane farklı yapmamız lazım. 6-7 kere yapmışım ben. Ya önümüzdeki hafta sınırsız Gatorade'imiz olacak ekstradan. Bu cümle artık NBA 2K25 My Career serisinin vazgeçilmezlerinden oldu. Ama biliyorsunuz ki baba yorumları okuyor. Gönlüm baba. Şimdi biraz daha oyun stilimize uygun gold skills'leri almanın vakti geldi. Bak bu mesela tam bize uygun, hem de Hall of Fame'e kadar gidiyor. Hiçbir kötü şut kullanmadan 4 tane üçlük isabeti bul. Mantıklı. Onun yanına da green as grass, yani bir çimen kadar yeşili aldık mı mis gibi olur abi. 3 tane yeşil atmamızı istiyor. Hani hiçbir kötü şut kullanmadan 4 üçlük isabeti bulup üst üste 3 kere yeşil attık mı zaten hikayesel olarak da alev alır karakter. MP, how you doing man? You still feeling cocky? Come on man, you already know what it is. Let's run it back for that jersey swap. Same rules? Of course. Bet. At least you got spirit. Good luck, kid. Man, I don't need it. Bridges'in konuşup haklı çıktığı ve daha önceden kendi evimizde 16 mıydı 17 miydi hatırlamıyorum, bayağı iyi bir galibiyet serimizi bozmuştu New York Knicks. Bugün onların evindeyiz, Madison Square Garden'dayız. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Ingles, perde yaptım abi sana ama sağ olasın, eyvallah. Bayağı iplemedi bizi. Şimdi Gobert perdeyi yaptı, içeriye girdik. Dante DiVincenzo. İnsanların ne güzel takım arkadaşları var değil mi Joe Ingles? Bridges üçlüğü de gönderdi. Valla Michael Porter Jr. istediğimiz için mi? Jaden McDaniels kenarda alındı. Hani belki bilmiyorum, duymuştur, üzülmüştür ama Joe Ingles ilk 5'te olmamalı abi bizim kadromuzda eğer kazanmak istiyorsak. Bazen hiçbir işe yaramıyor çünkü. İkili perdeden çıktı. Bizi yarım perdeden çıkardı Rudy Gobert. Yine perde yapmadı bu sette ama en azından varlığı engel oldu savunmacıya. Basketbolda bazen bir rakip sizden daha iyi değildir ama oyunu ters geldiği için çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkar. New York şu anda hem bizden iyi hem de biz oynayamıyoruz ve çok ters bir takım. Baksana inanılmaz bir tempoyla oynuyorlar. Bridges bunu da ataydı, fark çift hanelere çıkacaktı. Onun yerine Randall alıp çıkardı. 15-5. Ya ilk maçta da kötü yenildik onlara karşı. Şu anda da çok iyi sinyaller vermiyoruz. Ben biraz bireysel oynasam Minnesota için çok daha iyi olacak gibi. Adamlarda kimse yoksa 4 numaraları topu yere vuruyor. 4 numara dediğim de Josh Hart, süre biterken üçlüğünde isabeti buldu. Gerçek hayatta da çok sever böyle şeyleri. Bizim koç da bize bir görev verdi. Maç sonunda New York'tan daha fazla üçlük isabeti bulmamızı istiyor takım halinde. Şimdi güzel bir set oynattı Mike Conley. Bu arada yapay zekadan ilk defa böyle bir hamle gördük. Tebrik de ederim. Sims, Rudy Gobert'i dışarıda boş bırakıp içeride bize yardıma geldi. Ki bu çok mantıklıydı. Açık sahada Brunson'u birazcık da olsun ittirebiliyorum. Bak tam vurup geçemiyor. Hatalı şut tercihi geldi Brunson'dan. Hızlı çıkalım. Lütfen artık pas atın. Joe Ingles sonunda attı. Biraz geç de gelse üçlüğü de getirdi yanında bu pas. Acaba ben savunduğum için mi yardırıyorlar diye düşünüyordum da Jalen Brunson'ın bu maça kadar 29.9 sayı ortalamasıyla oynayan bir adam olduğunu da unutmayalım. Elinin üstünden isabeti buluyoruz. 15 sayıdayız. İlk yarı bitmeden 35 sayının 15'i bize ait.
Yorumlarda da fark edilmiş Gobert'le bir türlü uyum sağlayamadık. Onun şut atamaması bizi çok darlıyor. Robinson'dan tokadı yedik. Çok hızlı kullanıyorlar hücumları. Brunson 24 saniyenin bitimine 17 saniye kala. Atışında isabet bulamadı. Hızlı hücumda James Harden gibi. Ribaundu bari alayım lütfen. Ya ben bu maç potu altında tokat manyağı oldum. Faul maul bir şeyler yok mu ya hakem? Hiç mi yok? Şu Joe Ingles'ı görünce maçı kazanabileceğimize olan inancım azalıyor. Bak ters eşleşmemiz var. Oyna abi Towns. Burada bile zor çıkardık o pası ama basket faul. Jalen Brunson faul yapan isim. Bir süre sonra rotasyona da karışabilsek. Gerçi karışabiliyoruz. Hani süreleri ayarlayabiliyoruz da. Şu an Joe Ingles'ı çıkarıp Jaden McDaniels'ı almak bizim için çok daha iyi olacaktır. Bridges'tan bir Derrick Rose basket faulü geldi Towns'a cevap olarak. Bak şimdi dikkat edin. Rudy Gobert'i perdeye çağırıyorum ya. Ingles sen nerelerde geziyorsun? Bu nasıl bir spacing abi? Aa gel senle oynayalım. Bak Rudy Gobert bile köşeye gidiyor. Bizim Ingles neyse ki boş kaldı ama atışında isabet yok. Çok takılmamalıyım. Belki önümüzdeki günlerde onu takasta kullanırız. Topu da çalamadık. Jalen Brunson içeriye bir adım attı. Arkada kaldık. Atışında isabet var. Fark 10 sayı. Jalen Brunson 18 sayıda, biz 17 sayıdayız. Şu an birazcık takım arkadaşlarımızdan destek görmemiz lazım ya da süper hiper taşıyıcı olmamız lazım. Güzel bir setin ardından 20. sayımızı atıyoruz. Brunson'u durduramıyoruz ya illa. Adamlar da DiVincenzo oyun kuruyor şu anda. Jalen Brunson'u gördü. Alley-oop pası ama Rudy Gobert araya giriyor. Atın artık lütfen. Basket faul yani. Joe Ingles'a takılmayayım diyorum da o atsa çok daha hızlı sayı bulabilirdik. Neyse ki 3 sayılık bir hücum oldu bizim için. Son çare full Karl Anthony Towns'la oynamak bizim için. Çok güzel perde yaptı Towns. İçerisi boş. Oh. Dr. J Julius Irving'e selam olsun. Onun smacı bu. Zorla farkı 6'larda tutuyorduk. Ya bu maçın enerjisinden böyle bir şey olacağı belliydi. 13 sayı gerideyiz oyuna girdiğimizde. Son 4,5 dakikanın içindeyiz. Ben Bridges'a geçeyim. Alexander Walker ya da Jaden McDaniels Jalen Brunson'u tutsun. DC'ye el üstü atışında isabet yok ama reboundu. Aldık da alamadık. McDaniels'la anlaşamadık orada. Bridges'a bedava sayı veriyoruz. Bu setten bir üçlükle ayrılmak maç için umudumuzu arttıracak. Jalen Brunson perdelerde kayboldu. Çok iyi set. 71 sayının 32'si bize ait. Korkunç bir senaryo. Fark 8 sayı ama rüzgar bir anda yön değiştirebilir. Sürekli Brunson'ı arıyorlar. Biz de o yüzden ekstra iyi savunma yapmaya çalışıyoruz. Son 8 saniye hücum süresinin bitimine Julius Randle karşısında. Jaden McDaniels son 3, 2, el üstü Julius Randle. Yani yediğimiz sayıya bak. Son 3 dakika 10 saniye 14 sayı gerideyiz. Yani T-Mac 35'te 13 attı. Biz neden yapamayalım? Edwards köşeden üçlüyü gönderdi. Fark 11 sayı. Bu mantıkla her 35 saniyede 13 sayı atsak tarih yazarız. Dante DiVincenzo atmadı. Onlar da süreyi harcıyor doğal olarak. Jalen Brunson. Anthony Edwards'dan iyi savunma geldi. Rebound da bizde. Bak 4 rebound aldım bu maç. 4. Farkında mıyız? Edwards attı, atamadı. Sayıya bak. Şu an New York daha çok korkmak zorunda. Çünkü kaybedecek çok şeyleri var. Biz zaten yenildik gibi gözüküyor da abi. Set açıyorum. Edwards kafasına göre hareket ediyor ya. Runs. Oh! Of! Allah söyleyebileceğim bir şey yok. Daha iyi oynayan takım kazandı. Hani Jalen Brunson ve bizim aramızdaki bir rekabet değil. Takım halinde çok daha iyiydi New York. Basket foul. Fark 8 sayı. Yalnız 34 sayıdayız. Hatta bununla birlikte 35 sayı, 5 rebound, 10 asist. Daha iyi ne yapabilirdik bilmiyorum. 29.7 saniye var. Brunson Randle'dan alabilir miyiz? O topu alalım. Randle'dan top kaybı geldi. 37. sayımız. Fark 5 sayı. Saatler Tracy McGrady geçiyor. Buradan geri dönersek efsane olur. Faul oyununa döneceğiz mecburen.
Ama şimdi Brunson'a atacaklar. O da kaçırmaz, çok zor. Yine de belki bir ihtimal. Brunson faul yaptı. Karl Anthony Towns iki atış kullanacak kendi evinde. İnanılmaz bir sezon geçiriyor. Jalen Brunson ilk atışı isabetli değil. Yoksa ikinci atışını da kaçırdı Jalen Brunson. Hızlı çıkalım. Üçlük lazım. Var mı boşta olan? Karl Anthony atma. Bizi gördü. El üstü. Oh! Saatler gerçekten Tracy McGrady geçiyor. Brunson bir tane daha 2'de 0 atmak neler oluyor. Kaçır lan. Bir tane kaçır en azından. Brunson ilk atışı isabetli. Kaçır bunu. Hadi. Ah be. 87-91. Mola hakkımızda var. Bir üçlük attık. Oradan bir faul daha derken uzatmaya veya maç kazandırmaya götürebiliriz bu maçı. Joe Ingles. Bizi perdeden çıkaracaklar. Boş üst tepede atmadı. Edwards'ı attı. Edwards top kaybı. Ay! Ay nasıl baydırdı beni Ingles ya. 6.8 saniye var. Ingles şimdi at. Bravo abi. Ya zaten efsaneyi arıyoruz. Mucize arıyoruz orada. Ver bari el üstü deni. Yapmıyorum faul. Kaybedelim bu maçı. Ulan Allah'ım ya Rabbim ya. Abi boştum abi de orada. Atabilirdim orada o şutu biliyor musunuz? Ve oyundaki karakterim nasılsa ben de öyle hissediyorum şu anda. All right, MP. I'm not you out of jersey this time, all right? Just one thing. Let's talk a little less. Ya Bridges hadi abi ya. Good advice. İyi tavsiye mi? 25.120 my points alıyoruz. Çok merak ediyorum Joe Ingles kaç VC aldı bu maçta. Aa harbiden ayakkabısıyla formasını vermiş Bridges. Aslında oyunda bunları satabilsek çok iyi olmaz mıydı? Nemese beni delirtti galiba. Önceki bölümde Curry'e yalnız diyorduk. Şu skor tablosuna bakın. Towns yine elinden geleni yapmış. Edwards ya pasta verdim de atmadı abiler. Bu Edwards'ı biz ne yapacağız ben bilmiyorum ya. Sıradaki anahtar maça geçelim derken Cleveland'da 160 attık ve Michael Porter Jr. da gelmedi bize. 160 attığımız maçlarda bile saçma bir skor tablosu yok da bir dakika bu kim? Patrick Beverley mi geldi lan takıma? Nasıl geldi? Kimin karşılığında geldi? Kimin karşılığında geldiğini bulamadım hiçbir yerde. Sosyal medyadan bulabiliyoruz ancak. Terrence Shannon Jr. karşılığında Patrick Beverley takımımıza geldi. Rotasyonu birazcık düzenledim. Joe Ingles'tan biraz müsaade istiyorum abi. Patrick Beverley bile var rotasyonda. Jaden McDaniels'ı biraz yükseltme zamanımız geldi diye düşünüyorum. Şimdi emekli olduğu için Derrick Rose yazmışsınız yorumlarda. Russell Westbrook en çok beğeni alan yorumlardan bir tanesi de guard rotasyonumuz bayağı yüksek. Small forward desek iyiyiz şu anda. Ben galiba Wembanyama'yı da vermezler ki ya. Alperen'i yanıma almaya çalışacağım çünkü kazanmaya çalıştığım rozet takım arkadaşlarımı çok daha hızlı geliştiriyor ya. Alperen'i böyle bir alabilirsek inanılmaz geliştiririz ya bence. Tahminimce bu videoyu 11.30-11.45'e anca yetiştirebileceğim. Bugün hatta yayın yapmayı da düşünmüyorum. Midem biraz rahatsız. O yüzden böyle mini bölüm artı off day gibi düşünelim. Belki gece kendimi iyi hissedersem çok geç saatlerde yayın açarım ama haberiniz olsun zaten Kick kanalım aşağıda linki var. Yarın da daha da uzun video atarım. Günlük ödülümüzü alalım. Bu videonun da sonuna gelelim. Ne geldi? 5 tane bütün boostlardan. İyi, güzel. Tamam o zaman yarın görüşürüz abiler. Öpüyorum. Bay bay.